Değerli seyircilerimiz, bildiğiniz üzere yurt dışındaki siz gurbetçilerimiz için programımızda hemen her hafta ülkemizin dört bir yanından en güzel görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Hayatla Beraber kameraları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada Karadeniz bölgesinde yine Ordu ile birlikte bu kez Samsun'daydı. Bu güzel şehirlerimizde çeşitli ziyaretlerde bulunan ekip arkadaşlarımız bu kentlerde faaliyet gösteren ve özellikle bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine büyük katkı sağlayan kuruluşlardaki önemli isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. İzliyoruz. Karadeniz turunu sürdüren Hayatla Beraber ekibi şimdi de Ulu Önder Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı yer olmasından dolayı ülke genelinde özellikle tarihi yönü her zaman büyük yer tutan Samsun'a gidiyor ve bu önemli kentte özellikle enerji sektöründe azimli çalışmalarını sürdüren bir firmayı ziyaret ediyor. Uğur İnan Enerji'yi. Muhabirimiz İbrahim Obut'un yönelttiği soruları kendine has tüm doğallığıyla yanıtlayan ve büyük bir gururla işçi kıyafetini giyerek bizlerle röportaj yapmayı tercih eden firma ortağı Ali İnan, önce yaklaşık çeyrek asırlık bir geçmişe dayanan enerji sektöründeki deneyimini ve işçilikten patronluğa uzanan başarı öyküsünü anlatıyor. 1989 yılında başladım. 24 seneden beri devam ediyorum. Çok zamanları işçi olarak çalıştım, ekip şefi olarak çalıştım. 5 sene önce kendi firmamızı kurduk yerimle beraber. Ondan sonraki hayatımızda Cenab-ı Allah yüzümüze güldü. Diğer firmalarından iş yaptık, çalıştık, bildik. Malzeme aldık, çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz enerji sektörünün özellikle yüksek gerilim hattı uygulamalarının önemli bölümünü üstlenen diğer iş adamlarımız gibi kendisi de aslen Ordulu olan Ali İnan, firmalarının şu anda çözüm ortağı niteliğinde çalıştığı kuruluşları ve faaliyet gösterdiği merkezleri dile getiriyor. Bir iki tane şantiyemiz var. Birisi Samsun'da, birisi İstanbul Silivri'de. Serkan Enerji'de çalışıyoruz. 40 kişi orada çalışıyor, 60 kişi burada. İş güvenliğinin kendileri için önemini vurgulayan deneyimli iş adamı çalışma esnasında işçi güvenliği için gerekli tüm giysi ve ekipmanlarla korunmayan işçilerin çalışmalarına kesinlikle izin vermediklerinin altını çiziyor. İş güvenliği bizim için ön planda geliyor. Emniyet kemeri, bareti, ayakkabısı olmayan personel sahaya çıkmıyor. Get it poppin', pop the molly. Dirty bass, we so bad at body. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two. Ali İnan yaptıkları işi ve çalışma sahasında üstlendikleri görevleri de detaylı bir şekilde anlatıyor Hayatla Beraber mikrofonuna. Dikilmiş olan direklerin tellerini çekmekte görevliyiz. Firmayız. Şimdi buradan direklerin etap etap yerlerinde 8 direk, 5 direk araları mesafeleri önce kılavuz çekersin, daha sonra tellerini çekersin. Bunların makineleri var, malzemeleri var. Bizim görevlerimiz bu teli çekmek önceden, daha sonradan topbaşı yapmak. Teli son haliyle gördüğünüz gibi şu anda makaraların indiriyorlar aşağıya. Şu an çözüm ortaklığını yaptıkları şirketten memnuniyetini belirtmeyi ihmal etmeyen tecrübeli iş adamı Ali İnan, sektörlerinde yaşanan sıkıntılardan da bahsediyor. Uğur İnan Enerji olarak Met Enerji'ye çalışıyoruz. Yaklaşık 5 senede kurduktan bu yana sürekli Met Enerji'ye çalıştık. Firmamızdan Allah razı olsun. Firmamızda en ufak bir sıkıntımız olmadı. Ödemeler düzgün. Diğer firmalara çalıştık. Diğer firmalarda ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Hatta bir bölümler kaldı, hesaplarımız kaldı, paralarımızı alamadık. Ama buna rağmen Uğur İnan Enerji olarak biz personelimizin maaşını ödemeye devam ettik, ediyoruz. Firmalarımız işi verirken ucuz rakamlarda taşeron aradığında zaten bunu masa üstünde kaybedeceğini bildiği halde bu paralara çalışıyorlar, alıyorlar. Ama bu işçi parasını ödemediği zaman yani adam zaten zarar etmiş, nereden verecek, nasıl verecek? Ama bunu işi verirken telaşın değil,
firmaların çok özellikle dikkat etmesi lazım. Uğur İnan Enerji firma ortağı Ali İnan, sektörlerinde yaşanan bu sıkıntıları giderme konusuna çeşitli firmalarla örgütlenip federasyon, dernek gibi bir üst yapı oluşturma çabası içinde olduklarını da anlatıyor. Fakat bu amaçlarını bazı fikir ayrılıklarından dolayı gerçekleştiremediklerini söylüyor. Firma sahiplerine görüştüğüm kişiler var. Onların da önerisi var ama içimizde fikir ayrılığı olan firmalar var. Onlarla bir türlü birleşip de bir araya gelip de bir federasyon kuramadık, bir dernek kuramadık. Ali İnan kendisiyle sohbetimizin finalinde bugüne kadar başarıyla tamamlamış oldukları ve bundan sonra yapacakları projeleri sıralıyor. Türkmenistan'dan geldik biz. Ama tekrarında gitmeyi ama geniş kapsamlı teşhisatla, ekipmanla gitmeyi düşünüyoruz. Diyarbakır'da Van Mühendisliği'nin işini yaptık geldik. 30 kilometre. Onun devamında burada Metin işini yapıyoruz. 10 kilometre. Devamında Çanakkale Biga'nın 160 kilometrelik işini yapacağız. Ve şimdi de muhabirimiz İbrahim Obut, firma yönetim kurulu başkanı Uğur İnan'a uzatıyor Hayat'la beraber mikrofonunu. Uğur Bey de tıpkı amcası ve şirket ortağı Ali İnan gibi tüm doğallığıyla çıkıyor karşımıza. Uğur İnan önce firmalarının kuruluş öyküsünü anlatıyor. Biz amcamla bir fikir ortaklığına vardık. 5 yıl önce kendi firmamızı kurmaya karar verdik. Tabii ki sektörde de aşırı bir canlanma iş olduğu için böyle bir imkan ortaya doğmuş oldu. Beraber firmamızı kurduk. İşte ekibimizi kurduk. Firma olarak Doğu Batı gözetmeksizin ülkenin hemen her bölgesinde hizmet verdiklerini anlatan Uğur İnan, daha önce çalıştıkları şehirleri belirtiyor. Bundan önce işte Hatay'da, Trabzon'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, yani çalışılması zor olan yerlere hiç korkmadan gittik yani. Başarılı iş adamı İnan, yaptıkları işin sonuna kadar arkasında olduklarını anlatarak proje esnasında ya da proje tamamlandıktan sonra müşteri memnuniyeti için 7/24 hizmete hazır olduklarının altını çiziyor. Yaptığımız firmalardan Allah'a çok şükür hiçbir şikayet duymadı. Yaptığımız hatların da sonuna kadar arkasındayız. Yani en ufak arızasında gece 12'de de olsa, sabah 5'te de olsa gidiyoruz, hiç erinmeden arızamızı, hatamız varsa hatamızı düzeltiyoruz. Ama Allah'a çok şükür bu zamana kadar da öyle bir şey olmadı. Uğur İnan ellerindeki projeyi başarıyla tamamlama ve emeklerinin karşılığını da almanın kendileri açısından oldukça keyif verici olduğunu belirtiyor. Bittikten sonra gidip seyretmek en güzel tarafı o, keyif verici tarafı. Yani o zaman adamın yorgunluğu gidiyor. Bir de bunun üzerine çalıştığın zaman, karşılığını aldığın zaman keyfine diyecek yok. Bu keyifli söyleşide son olarak firmalarının hedeflerinden bahsetmeden geçmeyen yönetim kurulu başkanı Uğur İnan, emin adımlarla ilerlemek istiyoruz diyor. Amacımız kaliteyi arttırmak, iş güvenliğini arttırmak, yani kendimizi geliştirmek, ekipmanımızı geliştirmek. Yani yavaş yavaş büyümek istiyoruz emin adımlarla.